Merhaba arkadaşlar, Leyla ile Yemek Saati'ne hoş geldiniz. Bugün de yine muhteşem bir tarif ile karşınızdayım. Umuyorum ki bu tarifimizi sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Gerçekten harika bir tarif yaptım sizlere. Bugün sizler için meyveli mini cheesecake tarifi yaptım arkadaşlar. Hadi hemen malzemelere geçelim. Alt taban için bize gerekenler 75 gram eritilmiş margarin veya tereyağı, 200 gram un, 1 çay bardağı kadar şeker, 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 tane yumurta. Yoğurma kabımızın içine erittiğimiz tereyağımızı, yumurtamızı, şekerimizi ve kabartma tozumuzu katıp karıştıralım. Son olarak unumuzu da ilave edip yoğurma işlemine devam edelim. Yoğurduğumuz hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayalım ve bu parçaları görmüş olduğunuz gibi muffin kalıplarının içine yerleştirelim. Sonra bardağın arkasını una bulayıp hamurun üzerine hafiften bastırarak düzleyelim. İç malzemesi için bize gerekenler 1 su bardağından 1 parmak az olmak şartıyla süt. Yine 1 çay bardağından 1 parmak az olmak şartıyla sıvı yağ arkadaşlar. 1 paket vanilyalı puding, 1 yemek kaşığı un, 2 paket yani 500 gram kuark ya da süzme yoğurt, 2 tane yumurta, 140 gram şeker, 1 su bardağından 2 parmak az olacak şeker arkadaşlar. Evet, çırpma kabımızın içine yumurtamızı ve şekerimizi koyup iyice çırpalım. Çırptığımız yumurtalı şekerin içine geri kalan tüm malzemeleri katalım ve çırpma işlemine devam edelim. İç malzememiz de hazır arkadaşlar. Şimdi bu iç malzememizi gördüğünüz gibi muffin kalıplarının içine döküyoruz sırasıyla. Bu tariften 24 adet mini cheesecake çıkıyor arkadaşlar. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Şimdi mini cheesecake'lerimizin üzerine koyacağımız meyvelerimize geldi sıra. Ben konserve vişne ve mandalina kullandım. İyice süzdürdüm ve tanelerini kullandım arkadaşlar. Suyunu kullanmadım. Sizler de tanelerini bu şekilde kullanabilirsiniz. Cheesecake'lerin içine diziyorum. 180 dereceli fırında 30-35 dakika kadar cheesecake'lerimizi pişiriyoruz. Sonrasında soğumaya bırakıyoruz. (180 dereceli fırında 30-35 dakika kadar pişen cheesecake'lerimizi soğuduktan sonra servis tabağına alalım ve üzerine pudra şekeri serpiştirip afiyetle tüketelim. Umarım tarifimizi sizler de yapınca çok beğenirsiniz. Beğenilerinizi yorumlarınızla dile getirirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden tarifimizi yapan herkese afiyetler olsun diyorum ve bir sonraki tarifte görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.